Fiili emir, emir fiili. Biz şimdiye kadar mazi, muzari fiilleri gördük. Şimdi emir fiili. Emir fiili evvela nedir? Tanım yapacak. Ve huve, o emir fiili, o fiil nedir? Ma delle ala talabin, ala talabi vuku'il fiili. Fiilin vaki olmasını talep etmeye delalet ediyor. Yani bir fiilin oluşmasını istemek. Taleptir yani. Ba'de zamani tekellümi. Tekellüm zamanından sonra bir fiil oluşsun. Yani şu anki halden sonra oluşsun bu fiil. Mesela git dediğiniz zaman henüz gitmemiş. Bu zaman yani şu an konuşmadan sonra yapılacak bir iştir. Bi gayri lam, lamın haricinde lamul emir, yani lamul emir olmayacak onda. Yani zamanı tekellüm bi gayri lamul emir. Yani ona lamul emir gelse bu fiil-i emir sayılmıyormuş. Şimdi bakalım ne diyecek. Mesela uktub. Lam-ül emir burada yok. Uktub. Udrus. Ve yine iclis. Şimdi ben niye buna uktub, buna udrus, buna niye iclis dedim. Şimdi bakın. Yani fiillerde sen nasıl ortası, orta harfleri çok önemlidir tabii. Orta harfleri nasıl olacağını bilmen, ezberlemiş olman gerekir. Mesela celesedir bu mazisi. Derese mazi, ketebe mazi. Mazi ise hepsi üçü de aynı. Ama bu ketebenin muzarisinin yek tubu orta harfi damme olduğunu, deresenin yedrusu orta harfi damme olduğunu, celesenin yeclisu orta harfin kesra olduğunu, yeclisu bilsen kesra harf olunca kesra ile başlatacaksın. Orta harf damme olunca damme ile, orta harf yine fetha olsa yine kesre ile başlatacağız. Dolayısıyla bunları ezberlemiş olmanız lazım. Bunu bir kere sözlükte göreceksiniz, sonra ezberleyeceksiniz. Başka yolu yok. Mesela bakın, ben ketebeyi, dereseyi ve celeseyi sözlükten nasıl bulacaksınız onu göstereyim. Fiil-i muzari'de. Şöyle bizim tavakku programına gidelim. Şunu kapatayım. Bakın. Öncelikle dereseyi yazıyorum. Bakın aşağı doğru geliyorum. İşte derese yedrus. Bakın orta harf dameli. Bana bunu söylüyor. Dersen mastar. Derese yedrus. Bitti. Ketebeyi bulalım. Ketebe. İşte bir kere bir öğrendiniz mi ezberleyeceksiniz. Ketebeninki nasıl? Bakın. Ketebe yektubu. O da orta harf dameli. Demek ki bu emi uktuptur. Celeseye bakalım. Celese, işte burada celese yeclisudur. Celse, zaten Türkçe'de var diyor, 3 celsede boşandı, 3 celsede işte hakim karar verdi gibi. Celse, o da mastardır, yani oturmak anlamına geliyor. Dolayısıyla culus da öyledir. Şimdi celese yeclisu, iclis diyeceksin. Bir tane de ben mesela göstereyim. Örneğin hasene var, hasene. Güzel olduğu anlamına gelir. Bakın, hasenenin fiil-i muzarisi hasunedir tabi, hasene değil. Mazi fiil halini de bize gösterecek. Bakın hasune. Hasene değil. Hasune. Güzel oldu. Yahsunu. Husnen. Zaten husun. Mesela husun diyoruz. Husun, cemal, güzellik. Mastadır güzel olmak. Yani hasune, yahsunu diye gelir. Yani fiilin mazisinin de nasıl geldiğini buradan bulabilirsiniz. Örneğin işte mesela aleme mi, alime mi, alume mi diyeceğiz. Bildiği anlamında. Bakıyoruz. Şöyle üçlü arıyorum. İlmun. Bazen böyle geç bulunabilir. Ama mutlaka buluruz. Acaba atladım mı? Yukarıya bir daha bakayım. Evet. Atlamış olabilirim. Yani bunu söyleyeyim de alime ya'lemudur. Ama burada geçmedi. Yani geçer muhtemelen de biraz aşağılarda şöyle, yani onu bayağı bir aşağılara gitmemiz lazım. Şöyle bakalım. Bulmaya niyetlendim. Hemen bulsak güzel olur. Vakit geçiyor. Bulmadım. Demek ki bir şey daha öğrenmiş oldu. Yani her harf burada yok mu acaba? Onu mu
anlayalım. Bazı harfler demek ki eklememişler. Alime ya'lemudur. Onu da belirtmiş olayım. Tamam. Bunu bakmaya gerek yok. Evet. Şöyle. Dolayısıyla yani bunu şunun için söyledim. Yani muzarisini bulduktan sonra emrini bulabilirsiniz. Yektubu. Yani ketebeden emir muzari veremezsiniz. Şey muzari şey emrini söyleyemezsiniz. Muzariye çevirin sonra emir. Yektubu uktub. Yedrusu udrus. Yeclisu iclis gibi. Velakin hine tekulu li teştehit. Mesela li teştehit. İşte çalışsın. Fi durusike. Yani mesela dersine çalış dediğin zaman yani teştehit li teştehit fi durusike derslerine çalış diyeceğin zaman el fi'lu teştehit mudarehtir. Burada lam başına geldiği için bakın. Bu emir fiili değildir. Yani lamül emir gelse bu fiil mudare olur. Fiil emir olmaz. Dolayısıyla teştehit mudare ve qaddalle alel emir. Yani emre delalet eder. Emre delalet ediyor. Manası emirdir ama kendisi fiil mudaredir. İçtehid ise fiil emirdir o. Liennehu mesbukun bil lami dalleti ala zalike ve heyye lamül emir. Yani lamül emir başında olduğu için bunun dalaleti emir fiilidir. Ama kendisi fiil emir fiili değildir. Çünkü başında lamül emir var. Başında lamül emir olmayacak. Biz ona fiil emir diyoruz. Bunu da burada öğrenmiş oluyoruz. Ve min alamati, emrin alametlerini söyleyelim. Bir, emir fiili nasıl tanıyacaksınız? Kabulu ya'il muhatabe, ya'i muhatabayı kabul etmesidir. Ya'i muhatabe, yani müennes ya'sını kabul ediyor. Ma'a delaleti ala talabi bi sigatihi, yani talebi, yani işte onun sigasıyla, yani fiil müennes sigasıyla talep etmeye dalet ediyor. Kale, şöyle kale, ne diyor bakalım? Kale Teala, örnek, fekuli veşrebi ve karri ayna. Üçü de fiili emirdir. Çünkü neden tanıdım? Yay muhataba karşıdaki müennestir. Hazreti Meryem'e burada hitaptır. Onu kabul etmiş. Evet. Ve kâle ta'ala thumme kuli min kulli temerati fesluki subule rabbiki zulula. Evet. Bu yani arıdır. Ben Hazreti Meryem dedim. Yanlış dedim. Arıya hitaptır. Onu belirtmiş olayım. Şöyle. Evet. Ya'yı muhatabayı kabul etmesidir. Arı da çünkü nahle müennestir. Allah-u Teala arıya vahyetti. Nahl suresi var. Fel ef'al kuli işrabi. Bakın işrabi diye okudum. Çünkü yeşrabudu. Orta harf re. Fetha olduğu için işrabi diye. İşrabi karri usluki yeslukudur. Lil emir. Hepsi emirdir. Ve delil ala zalike kabulu ya'i muhataba. Muhataba yasını kabul etmesidir. İkincisi, fiili emri tanımanın ikinci alameti kabulul fiili linuni tevkidi ma'a delaletihi ala talabi bi sigatihi. Yani işte tevkid sigası, yani tekit sigasını talep etmekle. Bu sefer siga tekit içindir. Onu talep etmek üzere, yani tekitle talep etmek üzere ona dalet eden tekit nununu alır. Tekit nununu fiili emir alır. Mislu mesela uktubenne. Evet. Mutlaka yaz. Sen yaz. Burada uktubunne olsa siz yazın anlamına gelir. Uktubenne sen yaz. Yine fe in lem yedulle ala talabi, eğer talebe delalet etmezse kânel fiilu mudari'an. Fiil o zaman muzari olur, emir olmaz. Misru liyektubenne. Evet, liyektubenne.
Fakat dellel fi'lu ala talabi bi vasiteti lam. Çünkü burada lam vasıtasıyla dalalet, yani fiil talebe lam vasıtasıyla dalalet ettiği için buna fiil-i muzari denir. Li yektub fiil-i muzaridir, fiil-i emir değildir. Çünkü lam vasıtasıyla bir emir oluşuyor. Bu şekilde biz emir fiilini de elhamdülillah alametlerini gördük. Muhataba yasını kabul etmesi, bir de tekit nununu kabul etmesi olarak iki alametini gördük. Biz bir sonraki çalışmamızda harf konusuna geçeceğiz. İsmi işledik, fiili işledik, harfi de işleyeceğiz inşallah.